Merhaba arkadaşlar, Acemi Korece programıma hoş geldiniz. Bu programda Korece kursundan öğrendiğim her şeyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu bölümümüzde Korece yazı sistemini öğrenmeye çalışacağız. Daha doğrusu ben size anlatmaya çalışacağım, öğrendiklerimi aktarmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, heceleme sistemiyle yazı sistemi oluşturulmuştur. Bunu size anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir kutu düşünürsek, bu kutunun içerisinde 3 tane harf, bazen 4 harf oluyor. Bu profesyonelliğe kaçıyor. Şu anda ben bunları daha öğrenmedim. İleride onları da öğreneceğiz. Şu anda 3 harften düşünürsek, birinci harf buraya, şöyle, ikinci harf buraya, üçüncü harf buraya. Sistem bu şekilde. Ters hilal şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi sizin için Türkçe bir kelime düşünelim. Bardak kelimesi. Bardak kelimesini yazalım. Bardak. Normal Türkçe yazdık değil mi? Korece yazmamız için iki tane kutu kullanmamız gerekiyor. Birinci kutu bu, ikinci kutu bu. Burada ne yapmamız gerekiyor? B harfi, A harfi, R harfi. D harfi, A harfi, K harfi. Biz Korece hece sistemine göre yazı sistemini oturttuk. Şimdi Türkçe bir kelimeyi yazdık. Ama şimdi bunu Korece'ye çevirirsek nasıl olduğunu daha net anlayacaksınız. İlk kutumuzu koyduk. İkinci kutumuz burada. B harfi şu şekilde yazılıyor. A harfi ve R harfi. Bar. D harfi, A harfi, K harfi. Bardak. Yazı sistemi bu şekilde. Bir örnek daha verirsek, örneğin kim? Kim diye ünlüler var zaten. Bunların isimlerini görüyorsunuzdur. Şöyle bir kutu açtık. K harfini gördük. İ harfi, bakın yanına yazdım. Ters ileri tamamlayacağız. M harfi de kutu şeklinde zaten bilenler bilir. İleride de zaten öğreteceğiz bir dahaki videomuzda. Bu şekilde yazılıyor. Yalnız arkadaşlar bu sistem ünlüyle başladığı zaman olmuyor. Yani biraz daha değişiyor. Şu anda bardak kelimesinde bakın. B harfi ünsüz değil mi? Bu da ünsüz. Ünsüz harf olduğu için normal harfleri yazdık. Ama ünlü harf olsaydı örneğin nasıl bir örnek verebiliriz? Ece ismini yazalım. Ece. 3 harf değil mi? Ne kadar kolay. Yani bunu hemen yazarız mesela. Şöyle E harfi sonra C harfi, E harfi yazdık. Belki böyle, şu alta sığmadı. Şöyle bir şey yaptık, ters hilal bilmem ne. Hadi ters hilal olsun. Oldu mu? Yok, olmadı. Çünkü eğer bir hece ünlüyle başlıyorsa başına kesinlikle ve kesinlikle NG harfi, nık yani donk, NG, O harf yani şu gelmesi gerekiyor. Ünlüyle başladığı için kutu düşünelim. Ece'yi tekrar yazacağız. Burada nasıl yapmamız gerekiyor? İlk hecemiz E. İkinci hecemiz de C. E böyle olmaz. Böyle yapamayız. İkinci kutuya geçemeyiz. C yapamayız şöyle. Olmaz. Bakın bu doğru. Kalem biraz solak olduğum için biraz sorun olabiliyor. Bu tek kaldı, yalnız kaldı. Olmaz. Tek başına bir kutu olmuyor. Ama burada burayı doldurmanız gerekiyor. Buna bir arkadaş gibi anlatalım. Tek başına kalamıyor. Orada bir arkadaş koyuyoruz yani. Şimdi arkadaşlar buradaki E harfin tek başına olmadı. Arkadaşını koyduk yanına. Bunun tutunacak bir dala ihtiyaç var. Burada E harfi tek başına yapamaz. Olmuyor. Çünkü kabul etmiyor. Kurallar onu gösteriyor. Mecbur evlenmek zorunda. Yanına arkadaşı koyuyoruz. Böyle evlilik cüzdanı al sana. E bir hece ikili ve C. Bakın C ne kadar mutlu yanında. Bunun var arkadaşı ama bunun yoktu biz koyduk. Bu sistem bu şekilde. Örneğin Adnan ismi. Kaç hece arkadaşlar? 2 hece. Adnan. 2 tane kutumuzu yerleştirdik. İnşaatın temelini attık değil mi? Şimdi Adnan. Adnan. Bu neyle başlıyor? Ünlüyle başlıyor. Ünlüyle başladığı için başa yine arkadaşını koyduk. Sonra A harfini böyle bir koyduk. D harfi böyle. Ad. N harfi. A harfi. Ve N harfi. Adnan. Buradaki yine bakın. Bir hece ünlüyle başlamaz. Başına her zaman bunu koymanız gerekiyor. Neden? Şimdi diyorsunuz.
Öncekinde ECTE harfi tekti. Tek olmadığı için koyduk. Ama burada ikisi var. Bak ad var. A ve D. Bak ikisi mutlu zaten. Ama bunlar kaç kişi? 3 kişi. 3'e 2 olur mu? Olmaz. Burada olay tek kalması değil aslında. Ünlüyle başladığı için başına NG harfi. Bu NG diye okunur. Nk, nk, nk şeklinde. Bunu koymanız gerekiyor. Yani bu o boşluğu dolduran bir dal. Ağacın dalı. Ya yani öyle düşünün. Dediğim gibi eğer Adnan değil de şöyle Adan, Adan olsa Adan o, Adan diye bir isim. Şu anda aklıma gelmiyor öyle bir isim. Adan, ne yok hadi o da yok. Adan diye bir isim haydi. Adan. Şimdi nasıl olacak? A-dan bakın. İki hece. Burada A tek başına olmuyor değil mi? İki hece. A. Bak oldu. D harfi, A harfi ve N harfi. A'dan. Yani bu kadar kolay. Siz sadece hecelerine düzgün ayırın. Zaten gerisi gelir. Siz şimdi diğer derslerde öğreneceğiniz harflerle bunları öğreneceğiz, ezberleyeceğiz. Sonra okulda arkadaşlarınızla böyle şifreli şekilde Korece alfabesiyle konuşabilirsiniz. Öyle konuşa konuşa ezberlersiniz. Çok kolay bir şekilde buraya geldiğiniz zaman her şeyi okursunuz. Hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Sadece kelime ezberi yaparak bu dili öğrenirsiniz. Yani yapmanız gereken harfleri ezberlemek, sistemi ezberlemek. Zaten telefonda siz yazdığınız zaman o otomatikmen size anlatacak. Ama telefonda da siz Adnan ismini yazmadan önce bunu koymanız gerekiyor. Onu düşünmeniz gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Kore'de heceleme sistemi bu şekilde kutu düşünün. Benim dediklerimi unutmayın. Tekrar yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.